Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni ve benzersiz bir videoyla ile karşınızdayız. Arkadaşlar şu an burada çözeceğimiz sorular bizim 4. sınıflar için hazırlamış olduğumuz muhteşem soru bankasının içerisinde seçtiğimiz sorulardandır. Sizler de bu soruları ve daha fazlasını görebilmek için kitabım çok yakın zamanda piyasaya çıkacak olan kitabımızı aşağıda vereceğim linklerden sipariş verebilir. Sizler de çok güzel bir şekilde sınavlarınıza hazırlanabilirsiniz. Arkadaşlar o kadar güzel sorular var ki siz özel okulların bursluluk sınavlarına veya ortaokulda gireceğiniz devlet parasız yatılık bursluluk sınavları öncesinde çözebileceğiniz 4. sınıfı çok iyi bir şekilde değerlendirebileceğiniz harika bir kaynak oldu. Yine ayrıca sizlere şöyle bir şey daha yapıyoruz. Buradan yapamadığınız soruları bizim aşağıdaki Telefon numaralarımızdan, Whatsapp'tan atarak çözemediğiniz soruları da yine biz sizler için videolarımızda çözmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yeni bir seriyle karşınızdayız. Dört dörtlük sorular serimizle karşınızdayız arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Yukarıda sol tarafta eksik bırakılmış cümleler sağ tarafta verilenlerle tamamlandığında doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Evet şimdi yapay olan seslerin bir kısmı Burada ne var arkadaşlar? Korkuya neden olur. Rahatsız ediciler artmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle ses kirliliği aynı olarak yükselen gürültü düzeyi insanlarda şeklinde var. Bunları nasıl tamamlayacağımıza bakıyor. Bir kere teknolojinin gelişmesiyle ses kirliliği art, artmıştır. O zaman biz 2 ile sonuncusunu eşleştirmemiz lazım. Aynı olarak yükselen gürültü düzeyi insanlarda korkuya neden olabilir. O zaman en sondakiyle de en başı eşleştirmemiz gerekiyor. Yapay olan seslerin bir kısmı rahatsız edicidir. Baştaki ile de ikincisini eşleştirmemiz gerekiyor. Neydi arkadaşlar? En baştaki ile ikinciyi eşleştireceğiz. En sondakiyle ile birinciyi eşleştireceğiz. Ve ortadaki ile de üçüncüyü eşleştireceğiz. O zaman cevabımız bizim A seçeneğindeki gibi olmalıymış arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz. Burada çok e, gereksiz aydınlatılmış bir ortam var. Yukarıda verilen resimdeki kişi için aşağıdaki yerden hangisi söylenemez diyor. Odasını aşırı aydınlatmaktadır. Bu söylenebilir. Ülke ekonomisine zararı yoktur demiş vardır bu söylenemez çünkü çok gereksiz bir aydınlatma yapılmış burada aile bütçesine zarar vermektedir söylenebilir enerji israfı yapmaktadır gereksiz aydınlatma yaptığı için enerji israfı da yapmaktadır arkadaşlar o zaman cevabımız B seçeneği ülke ekonomisine zararı yoktur ifadesi yanlış olacaktı burada bir elektrik devresi var. Ve bu elektrik devresine göre bize soru sormuş. Yukarıdaki basit bir elektrik devresi verilmiştir. Aşağıdaki hangisi numaralandırmış devre elemanlarının isimleridir diyor. Şimdi bakalım şöyle. En üstte zaten bu hepiniz biliyorsunuz. Bunun ismi neydi? Pildi arkadaşlar. Bunun ismi neydi? Ampuldü. Burada bulunansa arkadaşlar anahtardı. O zaman ne olacakmış? Bir numara pil olacakmış. Bir numaranın pil olduğu iki tane seçeneğimiz var. O zaman B ve D seçeneğini eledik. Daha sonra iki numaranın ampul olduğu C seçeneğinde var. O zaman cevabımız bizim C seçeneği olmalıymış. 3 numarada zaten anahtar olacaktı. Hemen bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz. Burada iki tane dereceli kap var. Ve bunun içerisinde su var. Daha sonra suyun içerisine silgi atılmış ve değerler yazılmış. Bakalım silginin hacmini ölçmek isteyen Kemal yukarıdaki verilenleri sırasıyla yapmıştır. Kemal silginin hacmini kaç mililitre olarak bulmuştur diyor. Şimdi başlangıçta suyun en üstteki seviyesine bakıyorum 300 mililitreymiş. Ancak daha sonra bakıyorum ki suyun seviyesi silgi atılınca 340'a çıkmış. O zaman diyorum ki 340 mililitreden ben başlangıçtaki 300 mililitreyi eğer çıkartırsam silginin hacminin kaç mililitre olduğunu bulabilirim. Demek ki silginin hacmi ne olacakmış arkadaşlar? 40 mililitre olmalıymış diyor. Ve sıradaki sorumla devam ediyorum. Şimdi burada matematik ile ilgili sorular arkadaşlar bunlar. Yukarıdaki uzunluk ölçü birimlerinde dönüştürme yapılmıştır diyor. Bu dönüşümlerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakalım. 5509 metre 55 kilometre 9 metredir demiş. Şimdi öncelikle şu dönüşümleri bilmem lazım. 1 kilometre eşittir 1000 metre 1 metre eşittir 100 santimetre. Bunları bilmem gerekiyor. Şimdi bakalım burada genelde kilometre ve metre arasında dönüşüm olmuş. 5509 metre 55 kilometre 9 metredir demiş. Hayır bu 5 kilometre 9 metre olmalıydı. Çünkü 5 kilometre 5000 metre yapar. 9 metre daha 5009 yapar. Bu yanlış olmuş. 8 kilometre 8000 yapar. 8000 bir de 8 metremiz var. Bu normalde 8008 8 yapmalıydı ama 8800 yapılmış. Bu da yanlış. 10.000 metre 10 kilometredir demiş. 1 bin, 1 kilometre 1000 metreydi. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 tane sıfırını siliyoruz. Evet 10 kilometre eşit işte oldu mu? Doğrudur. 16.073 metre 16 kilometre 73 metredir demiş. 16 kilometre 16 bin metre yapacak. 73 metre daha 16.073 metre. O zaman bu da doğrumuş. Demek ki cevabımız bizim ne olmalıymış? Daire ve üçgen olmalıymış. Yani D seçeneğindeki gibi dönüşüm sağlanmalıymış arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki torbalarda eşit uzunluktaki parçalar çıkarıldığında hangi parçalar torbada kalır demiş. Şimdi bakalım burada 14 kilometre 14 bin metre yapar. O zaman şu ikisi gitti. 1300 santimetre 13 metre yapar. Bu ikisi de gitti. 5070 metre demiş. 5 kilometre 70 metre 5 kilometre 5000 yapar. 70 daha 5070 de gitti o zaman. 60 metre 1 metre 100 santimdi. 60 metre o zaman 6000 santimetre yapar. O zaman bununla da bu gitti. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 9 kilometre 9000 yapar. 9004 olmalıydı. Burada 904 yazıyor. Yani o zaman şıklara bakıyorum ve D seçeneğinde cevabımı buluyorum. 9 kilometre 9 metre 904 metreye eşit değil. Hemen bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki cetvel ile bir tahta parçasının boyu ölçülmüş diyor. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım burada kaç santimetrelik bir aralık yapılmış? 1, 2, 3, 4, 5 santimetrelik bir alan yapılmış burada arkadaşlar. Yani mesafe. O zaman 5 santimetreye göre sorularımızı cevaplayacağız. Tahta parçasının boyu 5 santimetredir diyor. cetvel dediği için evet 5 santimetredir. Bu doğru bir ifade. Tahta parçasının boyu 50 milimetredir demiş. 1 santimetre arkadaşlar 10 milimetreydi. O zaman 5 santimetrede ne olacak? 50 milimetredir. Bu doğru bir ifade olmuş olacak. 4 santimetreden 10 milimetre uzundur demiş. E 4 santimetre dediğimiz şey bizim aslında 40 milimetre değil mi? Evet. 10 milimetre daha uzun sabundan topladığımızda 50 milimetre şeklinde olacaktır arkadaşlar. Ama D seçeneğinde 70 milimetredir demiş. Ama burası 5 santimetreydi. Yani 50 milimetreydi. Ondan dolayı cevabım D seçeneği olacak yine. Evet bir sonraki sorumla devam ediyorum. Şimdi burada noktalı zeminde bulunan yapıları birer kez kullanarak aşağıdakilerden hangisi oluşturulamaz demiş. Bakıyorum ilk şeklime. 1, 2, 3, 4, 5 tane kareden küpten oluşuyor. 5 tane küpten oluşuyor. 5 tane küpten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane küpüm var. Bunu elde edebilirim. 1, 2, 3, 4, 5 bunu da elde edebilirim. 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde elde edebilirim. Yani e, şunu yukarı kaldırırım. Bunu bunun üzerine ekler birleştiririm. Bu şekilde elde edebilirim ama... 1, 2, 3, 4, 5, 6, D seçeneğinde ise... 6 tane küp var ama benim elimde 1, 2, 3, 4, 5 tane küp var. 5 tane küple 6 tane küpün oluşturduğu şekli elde edemeyeceğim için cevabım benim D seçeneği olmalıydı arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar bu videoyu çekmemin amacı yeni çıkacak olan kitabımızın içerisindeki sorular hakkında fikir edinebilmeniz ve hazırlanacağınız yazılılara az da olsa Soru çözümü olarak destek olabilmek için bu videoyu çektim. Yine bu videoların devamı gelecek. Kitabımızla ilgili detaylı bilgileri öğrenmek için de bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuza beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yazılılarınızda şimdiden sizlere başarılar diliyorum.